Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Bu da neyiniz? Daha önce burada böyle bir şey yoktu. Ah, bu çok ilginç. Bu taşlardan sonra şimdi de bu levha. Üzerindeki yazı iyi okunmuyor. Kırılıp paslanmış. Çok eski olmalı. Herhalde Maximilian'ın bundan haberi vardır. Ben bu mağarayı Maximilian'dan daha iyi bilirim. Bu tableti burada daha önce hiç görmedim. Hadrianus. Kaçtılar ve Maxi yazıyor. Maxi. Burada yazılanların tamamı bizim hakkımızda. Başta Maximilian'ın ismi, sonunda da Temliha yazıyor. Temliha. Fakat daha iyi okunuyor, değil mi? Bu tableti kim buraya koymuş olabilir? Ne zaman olmuş bu? Çok garip, evet. İnşallah Maximilian'ın başına bir iş gelmez. Belki konuşmaya karar vermiştir ha? Evet. Söyle bakalım, bir şeyler hatırlayabildin mi? Size yalnızca gerçeği söyledim. Yine de söylüyorum. Ben ve dostlarım daha dün, belki de 2 gün önce bu şehirden çıktık. Daha birkaç gece evvel Hadrianus bu şehirdeydi. Allah'ım sen yardım et, ne olup bittiğini anlayamıyorum. Sen ve arkadaşların neden şehri terk ettiniz? Çünkü bizi öldürmek istiyorlardı. Çünkü biz tek Allah'a iman ediyorduk ve imparatorun kulları olduğumuzu reddetmiştik. Dün gece tövbe etmemiz için bize mühlet verdiler. Fakat fidyasın ve Allah'ın yardımıyla Philadelphia'dan kaçarak bir mağaraya sığındık. Ve ben bugün sahip olduğumuz tek parayla
dostlarıma ekmek almak için Philadelphia şehrine geldim. Ama her şey birbirine karışmış gördüm. Ben Maximilianus'um. Diokletianus'un müşaviriyim. Siz kimsiniz? Durun. Maximilianus mu dedin? Yargıç Hazretleri, bu adam doğruyu söylüyor olabilir. Şu mağarada şehit edilen ve hiç kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği, içinde ürkütücü cesetlerin bulunduğu mağara. İmparator Hadrianus ve Dacianus zamanında saray müşavirlerinden 6 kişi bir çobanla birlikte bir mağaraya kaçtılar ve ölünceye kadar doğruya hapsedildiler. Beni anlıyorsunuz değil mi? Hatırladınız mı? Bu Angelus Dağı'ndaki mağara. Evet. Korkunç cesetler, öyle mi? Evet, evet. Bununla ilgili bir levhaya saray arşivinde rastlamıştım. Hepsinin adını aklımda tutamadım. Ama Maximilianus'u hatırladım. Diğerleri de durun bakalım, Temliha mıydı? Galiba. Evet, Temliha'ydı. Hatırlıyorum, evet, evet. Yuvanis, Sudinanus, Dinasius, Martinus ve çoban Antonius. Allah'ım bana yardım et. Hiçbir şey anlamıyorum. Yani bugün mü mağaradan geldiniz siz? Evet. Angelus Dağı'ndaki mağarada, öyle mi? Evet, evet, evet. Sizler bu süre zarfında mağarada ne yapıyordunuz? Uyumuştuk. Önceki gece işkence, takip ve kaçıştan uyumaya fırsat bulamamıştık. Mağaraya daha bu sabah vardık ve birkaç saat önce de yorgunluktan uykuya daldık. Hepsi bu. Bu adam bizimle dalga geçiyor. Saçmalamayı bırak artık. İşimiz gücümüz var. Bize bu parayı nereden getirdiğini söyle. Ben saçmalamıyorum. Saçmalık görüyorum, saçmalık işitiyorum. Bu şehirdeki herkes beni tanırdı. Evimi herkes bilirdi. Ancak şimdi ne olduğunu ben de bilmiyorum. Lütfen inanın bana. Hiçbir şey bilmiyorum. Bizden ikna olmamızı mı istiyorsun ha? Kendini bizim yerimize koy. Bütün bunlara inanır mıydın? Haklısınız. Ben de niye inanacağımı bilmiyorum zaten. Bu kadar yeter. Sen vergi ödememek için bulduğun hazinenin yerini saklıyorsun, o kadar. Ancak hiç şüphen olmasın, biz seni konuşturmasını gayet iyi biliriz. Götürün ve sakladığı hazinenin yerini söyleyinceye kadar kırbaçlayın onu. Sizce kırbaçlanmayı gerçekten hak etti mi? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum ki. Nedenini bilmiyorum ama ben sözlerine inandım. Söylediklerine bir türlü inanamıyorum. Bu adamın o mağaraya sığınan 7 yüce insanın öyküsünü bildiğinden eminim. Bugüne kadar bu öyküyü tam olarak kimseden dinlemedim. Belki de tarihçi oluşum beni bu kadar meraklandırıyor efendim.
Gerçekten. Bu kadar yeter. Çözün ellerini. Evini bu şehirde herkesin bildiğini söyledin. Onu bize gösterebilir misin peki? Bu şehrin başına gelenler benim evimin de başına gelmediyse gösterebilirim tabii. Sana bir asker veriyorum. Onu istediğin yere götür. Siz de bizimle gelirseniz çok sevinirim. Öyle sanıyorum ki olay tahmin ettiğimizin çok çok ötesinde efendim. Pekala, hizmetinizdeyim. İki asker ve bir araba istiyorum. Peki tabii ki caddelerin de adı değişmiş. 300 yıl geçince bunun olması çok doğal, öyle değil mi? Evet. Haklısınız. Peki buraları çıkarabildin mi? Burayı biliyor musun? Hayır, hayır. Hayır, tanıdık değil. Hayır, hayır, bilmiyorum. Peki ya burası? Evet, burasını tanıyor gibiyim. Bu tarafta mıydı yoksa... Hayır, yoksa bu tarafta. Yok. Burada da değil. Hayır. Hayır. Hayır, böyle çıkaramıyorum. En iyisi giriş kapısından başlayalım. O zaman evimin yolunu daha rahat bulabilirim herhalde. Sevgili Barnabas, sizce bu oyuna son vermenin zamanı gelmedi? Efendimiz, biraz daha tahammül gösterin. İçimdeki ses beni yanıltmış olamaz. Pekala. Philadelphia yöneticisinin değerli müşavirinin isteğini zaten geri çeviremem. Hadi binin de gidelim. Efendim sizi bekliyordu. Buyurun lütfen. Kendileri çalışıyorlar. Ben şimdi haber veririm. Efendim, Peder Filus geldiler. Kendilerini içeri aldım. Yaşlı arıyorsa selam. Allah'ın selamı üzerine olsun. Buyurun oturun. Beni bir kez daha Angelus Dağı'na götürmek istediğini duydum. Mağaranın içini görmem gerekiyor. Niçin? Kimse o mağaranın içerisine girmeye cesaret edemezken... Siz niçin gireceksiniz? Sizden saklamaya gerek yok. Ben de bir kez o mağaraya girmeye kalkıştım. Fakat mağaraya yaklaşırken içimi öyle bir ürperti sardı ki derhal geri döndüm. Biliyorum. Fakat Allah dilerse ben buna dayanacağım. Orayı mutlaka görmeliyim.
7 insan ve bir köpeğin cesedi 300 yıl çürümeden nasıl kalır? Bu öbür dünyanın varlığına açık bir işarettir. Ancak onları gördükten sonra bazı sorularıma cevap verebilirim. Evet, sizi anlıyorum. Fakat bana sorarsanız onları gördüğünüzde soru soracak haliniz olmayacaktır, inanın bana. Sevgili Arius, akrabalarınızın içinde bu tabloya, yani büyük atanıza benzeyen biri var mı acaba? Hayır. Bildiğim kadarıyla yok. Çok tuhaf. Ben bugün bu tablodaki resme çok benzeyen birini gördüm oysa. Dur. Büyük değişikliklere uğramasına rağmen yine de tanıdım. Ben bu eski evi tanıyorum. Burası yaşlı Arius'un evi. Burada gizli bir tünele açılan bir kapı var. Burada hiçbir şey görünmüyor. Görünmemesi gerekiyordu ondan. Biz buradan kaçtık. Bu tünelin çıkışı şehir duvarının yanında yer alır. Hazır değilim. Eğer Helen, Erekmit ve Galus bu evde değilse ben bu evi ne yapayım? Bu durumda gerçekle yüzleşmekten başka bir çare kalmıyor. Allah'ım sen bana yardım et. Evet, buyurun. Helen. Hayır. Helen. Siz kimsiniz? Ben Yargıç Stevens. Kendileri de tarihçi Barnabas. Yaşlı Arius'la görüşmek istiyorduk. Buyurun, buyurun. Gördünüz mü? Beni tanımadı. Galiba siz haklısınız. Sizler burada bekleyin. Büyük baba. Büyük baba, sizlerle görüşmek isteyenler var. Ne oldu? Niçin bu kadar telaşlısın? Gerçekten de inanılır gibi değil. Beraberlerinde bu tablodaki resme benzeyen biri var.
bu ev bıraktığım gibi değil. Çok değişmiş. Şu gördüğünüz yer... Şurası küçücük bir bahçeydi. Burası çok... Çok değişmiş. Eskisi gibi değil. Birbirine benzeyen çok insan var. Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Bu benzerlikten de öte bir şey. Ben onu tanıdım. Burada böyle bir heykel yoktu. Çok ilginç. Efendiler. Evet haklısın. Mare tıpkı tablodaki adam. Çok benziyor değil mi? Size... Onu gördüğümü söylemiştim. Bakın işte o. Pekala peder filos, bana müsaade edin. Efendiler, rica ederim içeri buyurun. Bu evin sahibi kimdir? Rica ederim sevgili Arius, sorduğu her soruya cevap verin. Size daha sonra her şeyi anlatırım. Hizmetinizdeyim, buyurun. Bu eve nasıl sahip oldunuz? Babamdan miras kaldı. Ona da babasından miras kalmıştı. Bu tabloyu nereden getirdiniz? Gördüğünüz gibi bu benim tablom. Sizin tablonuz mu? Evet. Hayır efendim. Size benzediği doğru, ancak adı Maximilianus olan atalarımdan birine ait. Bana anlatıldığına göre Hadrianus zamanında şehit edilmişti. Nerede şehit edilmişti? O Angelus Dağı'ndaki mağarada şehit edilen 7 kişiden biriydi. Evet, benim Maximilianus. Diocletianus'un müşaviri. Siz kimsiniz? Bugün sizi 2 kez gördüm. Ben neyse, boş verin. Bunun ne yararı var ki zaten? Ayrıca buna kim inanabilir ki? Ben bile artık kim olduğumu, nerede olduğumu bile bilmiyorum. Artık kendimden bile şüphe etmeye başladım. Allah'ım, bütün bunların anlamı nedir acaba? Siz Maximilian Hazretleri değil misiniz? Peder Filus, siz neler söylüyorsunuz? Yok, rüyamda görmüştüm. Kendisi dirildi ve dağdan aşağı indi. Rüyada görülenler
mahkemede delil olamaz. Biz bu adamın kim olduğunu araştırıyoruz. Bir tablodaki benzerlik ve rüyanız bizi inandırmaya yetmeyecek. Bunu bilmiş olun. Siz Helen olmadığınızı mı söylediniz? Evet. Ben Marie'yim. Kendileri de benim büyük babam. Eğer siz Helen değilseniz benim Helen'im nerede? Helen! Helen! Eric Mead! Garuz! Neredesiniz? Bana yardım edin! Bu buhrandan, bu girdaptan, bu şaşkınlıktan, bu karışıklıktan kurtarın beni! Gördüklerimin gerçek olup olmadığını bilmek istiyorum. Söyleyin bana ve size ne oldu? Gördüklerim dehşet dolu bir kabus mu yoksa tatlı bir rüya mı? Helen, Eric Mead, Galus. Ey beni terk eden sevdiklerim. Sizin kurtuluşunuz için kendimizi feda ettik. Peki bizi niçin terk ettiniz ha? Bana bunun gerçek olmadığını söyleyin. Hala rüya gördüğümü söyleyin. Bunlar sizleri birkaç yüzyıl önce getirdiğimi söylüyor. Madem öyle, yokluğunuzdan duyduğum acı niçin hala ciğerimi yakıyor ha? Sadece bir geceliğine sizi terk etmiştim. Bu bir geceyi niçin bu kadar uzun sürdü söyleyin bana, niçin, niçin? Helen, Eric Mead, Galus, kalkın. Kalkın ve putların yıkılışını görün. Ölmüş Romalıların taptığı bütün putların yıkılışını görün. Kalkın ve görün. Tek Tanrı'ya inanan yoksulların taç sahiplerine nasıl üstün geldiklerini, imanın kalıcı ve mabudu olan aşkın nasıl ebedi olduğunu görün. Allah'ın verdiği sözün gerçekliğine tanık olun. Putperestliğin ortadan kalktığını, Allah'ın nurunun her yeri doldurduğunu görün. Şimdi söyleyin bana. Yokluğunuza ağlayayım mı yoksa dindaşlarımızın zaferine sevineyim mi? Ben ne haldeyim görüyor musunuz beni? Ne hale düştüğümden haberiniz var mı? Sizsiz ben bu dünyada ne yapayım? Tanrı elçisi Mesih'in buyurduğu bugün gerçekleşti. Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekanlarda öğrendiğiniz inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. Şimdi bu sözleri hatırladınız mı acaba? İncil'de bu cümlenin altı çiziliydi. Ben de defalarca okumuştum. Ancak bu sözü şimdiye kadar hiç bu şekilde anlamamıştım. Başka şekilde yorumlamıştım. O cümlelerin altını ben çizmiştim. Öyle sanıyorum ki ben ve arkadaşlarım bu cümlenin anlamını idrak etmek ve hakkın batıla üstün geldiğini görmek üzere yeniden dirildik. Elimdeki bir İncil'i siz nasıl görmüş olabilirsiniz? Esasen siz kimsiniz? Benimle gelin sevgili Arius.
Burada daha önce taştan bir kapı vardı. Doğru mu söylüyor? Evet. Siz nereden biliyorsunuz? Bana bir meşal, meşale verin. Bu kapı gizli bir tünele açılıyor. Marie, bir meşale getir. Lütfen bütün söylediklerini yerine getirin, olur mu? Takip edin. Bu gizli dehlizde saklı bir oda olduğunu biliyor muydunuz acaba? Saklı bir oda mı? Hayır, bilmiyorsunuz. Ben ve Galus'tan başka hiç kimse bilmezdi zaten. Şunu tutar mısınız lütfen? Kapı kolu bu taşın arkasındadır. Biraz bekleyin lütfen. Tablonun burada olduğunu bilmiyordunuz öyle değil mi? Bu sevgili eşim Helen'in resmi. Yani Maximilianus'un eşi. Sana çok benziyor öyle değil mi kızım? Evet, bütün öyle. İnanılır gibi değil. Gerçekten Maximilianus musun?
sizin torunlarınızdan olduğuma inanayım mı? Daha uykudan ilk uyandığımda olağan dışı şeylerin tecelli ettiğini anlamıştım zaten. Ancak o hadisenin bu kadar garip ve idraki zor olduğunu ne yazık ki bilmiyordum. Ben Azir Nebi öyküsünün bir kez daha tekrar ettiğini düşünüyorum. Hani şu Tanrı'nın insanları nasıl dirilttiğini bilmek isteyen peygamber. Tanrı ölüleri nasıl dirilttiğini ona göstermek için onu 100 yıllığına öldürür ve sonra tekrar diriltir. Sizler 300 yıl o mağarada uyumuştunuz ve bundan habersizdiniz. Sizce bu uzun ve derin uykunun anlamı nedir acaba, söyler misiniz? Biz de hep kendimize Rabbim müminleri zulme, cehalete ve putperestliğe karşı nasıl ve ne zaman galip kılacaksın diye sorardık. İnsanların düzmece tanrılara tapmaktan ne zaman kurtulacağını sorardık. Ancak şimdi siz bana imparatorun bile iman ettiğini söylüyorsunuz. Bu bizim cevabımız değil mi? Her şey cevabını bulmuş olmuyor mu? Sen benim büyük atam mısın? Sen ak saçlı ihtiyar benim torunum musun yani ha? Ne olup bittiğini tam olarak anlamış değilim. Ancak sizin Maximilian olduğunuzdan kesinlikle eminim. Sizi defalarca rüyamda gördüm. Çok ilginç. Eren de hep rüya görürdü. Erek midim? Zavallı Helen. Keşke yaşasaydı da rüyalarının tabirini görebilseydi. Erek mit. Yaklaşık 250 yıl önce öldü. Helen de sizden 20 yıl sonra öldü. Şimdi Angelus Dağı'nın eteğinde yatıyor. Angelus Dağı'nın eteğinde dedin. Şu ağacın yanındaki mezarda mı yoksa? O ağacı oraya uzun yıllar önce Marie ile birlikte dikmiştik. Çok ilginç. Demek ki uyandıktan sonra gördüğüm ilk yer Helen'in mezarıydı. Çok ilginç. Keşke Maximilian'ın gitmesine izin vermeseydik. Onun için çok endişeliyim. Merak etme, henüz çok geç kalmış sayılmaz. Unuttun mu, güneş batıncaya kadar dönmezsem artık beni sabah bekleyin demişti. Biz de bekleyeceğiz. Peki ya tutuklanmışsa ne olacak? Bu durumda elimizden bir şey gelmez. Allah yardımcısı olsun. Bir haber var mı? Hayır. Dostlarım, Maximilian döner dönmez burayı terk etmek zorundayız. Hiç şüpheniz olmasın. Diokletianus şimdiye kadar her yere haber vermiştir. Hayal kurmayı bırakın da şu açlığa bir çare bulmaya bakın. Maximilian dönünceye kadar beklemekten başka çaremiz yok arkadaşlar. Yok.
Yanlış hatırlamıyorsam Diokletianus Helen'den birkaç yıl önce öldü. Bir rüya süresince ne olaylar olmuş. Sevgili Maximilian, Hadrianus'un zamanından bu yana 40'ın üzerinde imparator tahta oturdu. Sonra da öldü ya da öldürüldü. Yaklaşık 100 yıl önce de İmparator Konstantin Hristiyanlığı kabul etti. Ve ondan sonra da Mesih'in doğumunu tarihin başlangıcı olarak kabul ettiler. Şimdi putperestlik ortadan kalkmış durumda. Hepsi yıkıldı. O görkemli imparatorlar ne kolay ve ne kısa bir sürede gitmiş. Allah insanların büyük dileklerini ne kadar kolay yerine getiriyor, öyle değil mi? İlahi, eğer kendimizi kaybedip cahilliğimizden ötürü bazı sorular soruyorsak lütfen bizi bağışla. Yardımlarını esirgeme. Mağaraya dönmeliyim. Dostlarım aç ve dönmemi bekliyorlar. Bu haberi onlara da vermek zorundayım. Ekselans Theodosius'a da haber verinceye kadar biraz istirahat buyurun lütfen. Theodosius mu? Evet. Philadelphia'nın yöneticisi. Bu şehirde bir şeyler oluyor. Ben bunların sizin uyanışınızla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Sözlerinize inanmamak için çok direndim. Fakat gösterdiği deliller karşısında daha fazla direnemedim. Onun doğru söylediğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Bize gösterdiği işaretler inkar edilecek gibi değillerdi. Çehresi Maximilian'ın portresindeki gibi aynı ona benziyor. Kulaklarıma inanamıyorum Barnabas. Seni daha önce tanımıyor olsaydım aklından şüphe ederdim doğrusu. Ben de sizi daha önceden tanımamış olsaydım size uygun bir cevap verirdim. Bu yaştan sonra kendimi ele güne rezil edemem. İnanmadığım bir şeyi de zaten söylemem. Ama benim de inanmam kolay olmadı. Umarım beni anlıyorsunuz. Bu yüce Allah'ın gerçek bir mucizesi. Bu Allah tarafından açık bir ayettir. Eğer gerçekse hiç kuşkusuz onun katından bize gönderilen bir rahmettir. Bunların akıllarına ne olduğunu bilmiyorum. Acaba Heraklius gibilerin hasta gönülleri bir gün uyanacak mı? Bunu pek sanmıyorum ama belki de uyanır, ne dersiniz? Kuşkusuz bu bizim Allah'tan ölüleri diriltmesi yönünde dilediğimiz mucizenin ta kendisidir. Ruhların yeniden bedenlere geri gönderilmesidir bu. Bu muhteşem hadise kalbi temizlerin ve sadıkların zihinlerindeki şüphe ve tereddütü alıp götürecektir. Ve hiç kuşkusuz Tanrı ölüleri işte böyle diriltir. Böyle olmasını umuyorum. Efendim izin verin. Mağara şehitleriyle ilgili levhayı devlet arşivinden hemen bulup getireyim. Memnun olurum. Efendim. Daha fazla dayanamayacağım. Bu hurafelerin ne zaman son bulacağı belli değil. Bu adamı nereden bulmuşlar? Yarına kalmaz onları tanrı ilan ederler. Theodor karşılarında diz çöker. Bizi de diz çökmeye mecbur eder. Öyle değil mi? Bunlar olacak işte. Bu hiçbir zaman olmayacak. Mağara şehitleri öyküsünün doğru olduğu ne malum? Bunlar çıldırmış. Thank you.
Niçin sessizsiniz efendim? Bir şeyler söyleyin. Daha üzerindeki hayreti atabilmiş değilim. İnsan layık olmadığı halde Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olunca ne yapacağını bilemiyorum. Bu nimet karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Hangi nimetten söz ediyorsunuz efendim? Zaman benim doğruyu görmek ve doğru düşünmemi engelleyemez. Zira zaman benim için artık ölmüş. Halbuki siz zaman hisarında mahsursunuz ve hiçbir durumu onsuz değerlendiremiyorsunuz. Bunlar da kim? Ben de bilmiyorum. En iyisi biz de toplantıya katılalım, bakalım neler olup bitiyor. Haklısın, gidelim. Hadi. Ekselans Arius ve ailesi geldi efendim. Şöyle buyurun, oturun. Buyurun, lütfen oturun. Buyurun, buyurun. Demek bize inen ilahi nimet sizsiniz. Kendileri yalnız değiller. Mağarada 6 kişi daha var efendim. Yani dostlarınız şimdi uyanıklar mı? Onlar da dirildiler mi yani? Evet. Uyandılar. Fakat bu mümkün değil efendim. Unutmayın, Allah için hiçbir şey zor değildir. Tabii inanmayanlar bunu anlayamaz. Bir damla kanın sevgili Heraklius'a dönüşmesi mi, yoksa uzun bir uyku mu? Hangisine inanmak daha güç? Sevgili Heraklius, niçin sessizsiniz? Cevap versenize. Herkese selam. Sevgili Maximilianus, acaba bir kez daha dostlarınızın adını okur musunuz bize? Yuvanis, Sudinanus, Dinatius, Temliha, Martinus ve Çoban Antonius. Evet, evet. Lütfen bakın efendim. Adları şuraya kazılmış. Gördünüz mü? Hepsi burada yazılı. Çok ilginç. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Bu süre zarfında bir şey yemeden nasıl hayatta kalabildiniz? Nasıl bedeniniz taşların üzerinde çürümedi acaba? Çok merak ettim. Benim hiçbir haberim yok. Hayatımızda elinde bulunduran çok daha iyi bilir. Onlar ölmüş olabilirler. Allah da bedenlerini korumuş. Sonra tekrar Azir Nebi gibi onları diriltmiş. Bu kadar basit. Bu tür konuşmalar yerine halkı çağırıp bu açık mucizeden haberdar olmalarını sağlamanız daha iyi olur bence.
Bu öbür dünya ile ilgili ortaya çıkan şüphe ve tereddütlere son veren bir mucizedir efendim. Eğer insanlar mucizeler karşısında iman etselerdi hiçbir zaman peygamberlerini inkar etmezlerdi. Kalplerinde garez bulunduranlar için bu sözünüz doğrudur. Ancak hakikati arayanların sayısı da az değil. Öbür dünyayı inkar edenlerin ne kadar küstahlaştıklarını bir bilseniz, temelsiz iddialarla müminleri ikilemde bırakmaya başlamışlardı. Varlığınız bu tür insanların ağzına kilit vuracaktır. Halkın da mağara yarenlerinin dirliğini görmesi için dostlarınızı şehre getirmemiz iyi olmaz mı? Bu bence çok iyi olurdu. O azizleri buraya niçin getirelim? Bırakın halkı bizzat mağaraya gitsinler. Bırakın Allah'ın ölüleri nasıl dirilttiğini apaçık görsünler. Bırakın korkutucu mağara öyküsünün sonunu kendi gözleriyle görsünler. Tellallara söyleyin, halka haber versinler. Biz sabahleyin mağaraya gideceğiz. Roma'ya bir elçi gönderip Papa'yı da durumdan haberdar etsek nasıl olur acaba? Bu hiç fena olmaz. Siz bunun için gerekeni yapın. Peki. Hadi gidelim. Ekselansları müsaade ederlerse ben bu gece mağaraya dönmek istiyorum efendim. Ama neden? Dostlarım hem aç hem de beni merak etmiştir. Ayrıca onlar olup bitenden haberdar değiller. Eğer halk yığınını birden karşılarında görürlerse korkabilirler, kaçabilirler. Kaçarlar mı? Peki neden? Yoksa halktan korkuyorlar mı? Unuttunuz galiba, biz hala kaçacağız efendim. Hadrianus ve Diocletianus'un elinden kaçtık. Gerek görürseniz yanınıza birkaç atlı asker vereyim. Size minnettar kalırız. Benle Mare'de kendilerine eşlik edeceğiz. Philadelphia halkı bu gece kendine uykuyu haram edecek. Siz şimdi yola çıkın. Biz de sabah erkenden Angelus Dağı'nda olacağız. Sizinleyiz, merak etmeyin. Orada görüşürüz. Size minnettarım efendim. Gidelim.